TRT Haber ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Sizlere Bandırma'dan sesleniyoruz. Neden buradayız? Yine tarihi önemli bir proje, ev sahipliği yapan Bandırma yarın da bu ev sahipliğini artık taşlandırarak üretime dönüştürecek. Türkiye'nin ilk bor karbür fabrikası yarın artık açılışa başlayacak. Çok önemli bir proje. Türkiye'de ilk, dünyada da sayılı bor karbür üreticilerinden biri olmaya hazırlanıyor Türkiye. Peki bor neden bu kadar önemli? Bor karbür üretmek Türkiye'ye hem bor yolculuğunda hem de enerji savunma alanında ne katacak? Başka hangi önemli yatırımlar yapılıyor? Hepsini detaylarıyla konuşacağız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez de efendim hoş geldiniz TRT Haber yayınına. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Balıkesir Bandırma'ya, tesisimize iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, izleyicilerimize de bir kez daha söyleyelim. Şu anda bor karbür fabrikasının içindeyiz. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla buranın üretim tesisinin artık açılışı gerçekleşecek. Detaylı olarak konuşacağız ama önce deprem bölgesindeki durumu biraz konuşarak başlayalım. Millet olarak çok acı günler geçirdik, hala geçiriyoruz. Hep yatırımı, üretimi, ekonomiyi konuşurken bir yandan o acıyı unutmadığımızın da altını çizerek konuşuyoruz. Diyoruz ki o toparlanma için yatırım, üretim şart. Siz bölgedesiniz, ilk günlerde bölgeye gittiniz, orada uzun sürede kaldınız. Enerji altyapısı da yalnızca depremde değil, aslında bütün afetlerde, kışta, zor durumların hepsinde en çok konuşulan başlıklardan biri. Nasıl oradaki altyapı, nereden nereye geldik? Teşekkür ediyorum. Biz de depremin ilk anıyla birlikte deprem bölgesine intikal ettik. Ben ağırlıklı olarak Hatay'a bağlı İskenderun civarındaki 5-6 ilçenin koordinasyonu üstlenmiştim. Ama bununla birlikte tabii 11 ilimizde gerek üst yapılarda gerekse altyapılarda ciddi hasarlar vardı. Ve ilk andan itibaren de özellikle enerji şirketlerimizi, TEİAŞ, BOTAŞ, elektrik ve gaz dağıtım şirketlerini oraya yönlendirmiştik. Tabii bu olayda şöyle bir konuyu da yaşamış olduk. Orada ilk müdahaleyi yapacak personelimizin bir kısmı da enkaz altındaydı. Ya da aileleri, çok yakınları enkaz altındaydı. Onların doğal olarak arızalara müdahale etmesi gibi bir imkanı da söz konusu değildi. O açıdan biz çevre illerden doğal gazda 2000'in üzerinde, elektrikte de 3000'in üzerinde personeli de oraya süratle intikal ettirmiştik. Hemen akut dönemi, aşılır aşılmaz ki yani arama kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra zaten şebekelerimizi onarmaya ve enerjilendirmeye başladık. İlk bir hafta 10 gün içerisinde elektrikte özellikle büyük oranda da enerjilendirme çalışmaları tamamlanmıştı. Hatta ilk günlerde cadde sokak aydınlatmalarına da ağırlık vermiştik. Zira arama kurtarma çalışmaları da devam ettiği için bölgenin aydınlatmaya ihtiyacı vardı. Elektrik şebekesinin gidemediği yerlerde de mobil jeneratör ve mobil aydınlatma sistemleriyle de zaten enkaz ve çevresini biz aydınlatmıştık. Doğal gazda ise bir müddet arkadan geldik çünkü orada ikinci bir afet yaşamak istemedik açıkçası. Binaların doğal gaz şebekesinin ve teçhizatının üzerine devrilmesinden kaynaklı hasarlar oluşmuştu. Biz gazı kontrolsüz vermiş olsaydık o zaman enkazlarda ve hasarlı binalarda gaz çıkışları, gaz kaçakları oluşabilir ve bundan dolayı da gaz yangın ve patlamaları da söz konusu olabilirdi ki nitekim 1990'lı yıllarda Japonya'da ve Amerika'da yaşanan depremlerde yıkıntılardan daha çok doğal gaz yangın ve patlamalarından hayatını kaybeden ve yaralanan insanlar vardı. Biz o tarihlerdeki depremleri de personelimizi, uzmanlarımızı göndermek suretiyle incelemiştik. Hangi tedbirler alınıyor diye. Nitekim biz 2000'li yılların başında da şartnamelerimizde, düzenlemelerimizde bir güncellemeye giderek depreme karşı daha dirençli hale getirmek için şebekelerimizde hangi adımları atmamız lazım, hangi önlemleri almamız lazım? Bunları o dönemlerde tartışmış ve düzenlemelerimize, regülasyonlarımıza da bunları yerleştirmiştik. Ne kadar hasar gördü enerji altyapısı? Şöyle söyleyeyim, mesela BOTAŞ'ın ana hatları biliyorsunuz şehirlere doğal gaz taşıyan şebekemizi BOTAŞ işletiyor. 20 noktada hasar oluştu. Yani boru patlakları, kopmaları ve buna bağlı kısa süreli yangınlar söz konusu olmuştu. TEİAŞ tarafında ise 4 trafoda, ana indirici merkezde bazı arızalar vardı ama onları biz hemen 48 saat içerisinde gidermiştik.
Doğalgaz dağıtım tarafı şehir içerisinde mahallelerde doğalgazı dağıtan, şebekeleri işleten kuruluşlarımız. Orada da biraz önce ifade ettiğim gibi hasar tespit çalışmalarının ardından gitmek zorundayız. Çünkü hasarsız ya da az hasarlı binalara ancak gaz verebiliyoruz. Şu an itibariyle sorduğumuzda hasarsız ve az hasarlı binalarda elektrikte hemen hemen tamamına enerji sağlanmış durumda. Doğalgazda da bu oran %98 seviyesinde. İnşallah önümüzdeki günlerde de o kalan kısmı da şebekeyi de gazlandıracağız ve böylece bütün insanlarımız doğalgaz kullanır hale gelecek. Orada niye bir miktar geriden gelindi? Bazı bölgelerde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor ve yollara yıkılan enkazlar var. Bizim şebekelerimiz yolların altında. O enkazların kaldırılmadan bizim oraya girip müdahale etmemiz şebekeye de tabii mümkün değil. O açıdan o biraz zaman alıyor ama şunu iddia ediyorum. Bu ölçekte bir afette dünyanın başka hiçbir yerinde enerji şebekesini bu kadar kısa süre içerisinde hayata geçiren bir ülke olduğunu, olacağını zannetmiyorum. Nitekim şimdi bize Amerika'dan, Japonya'dan ve bazı deprem ülkesi ülkelerden özellikle enerji altyapısında yaşanan ve alınan önlemlere ilişkin gelip biz de yerinde incelemek, görmek istiyoruz. Bu kadar afetin altından ne kadar hızlı kalktınız ve özellikle gaz kaynaklı yangın ve patlama olmadan bunu atlattınız diye. Şimdi oradan da ziyaret etmek, inceleme yapmak üzere de bize bir takım teklifler geliyor. Onları da karşılayacağız inşallah. Tabii bu arada bütün kaybettiğimiz insanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyoruz ve Rabbim bir daha böyle afetleri kimseye göstermesin. İnşallah diyorum. Şimdi bölgedeki altyapıyı, enerjiyi konuşurken elbette hiç şüphesiz en önemlisi can sağlığı, ne kadar canı kurtarabildiğimiz. O sürece baktığımızda işte artısıyla eksisiyle çok tartışıldı. Madenciler burada çok ön plana çıkan, o dönemin kahramanı olan isimlerden oldular. Biz de madencilerin o kahramanlık hikayesini sık sık ekrana yansıttık ama zaman zaman eleştiriler de oldu. Neden madenciler de alana, deprem bölgesine, o kurtarma çalışmalarına geç gitti diye. Hem bunu soracağım, geç mi gitti, neden geç gitti, ne oldu? Madencilerin oradaki rolünü, sahada ne kadar bir güçle bulunduğunu, yaptıklarını anlatalım. Hep istiyoruz madencileri de güzel şeylerle analım. Ne oldu? Olay olur olmaz. Zaten Ankara'da AFAD merkezi biliyorsunuz 4. seviyeden alarm durumu ilan etti. Arama kurtarma ekiplerinde görevli olan ki maden şirketlerimizin, maden kuruluşlarımızın tahlisiye ekipleri bunlar, arama kurtarma ekipleri. Onlar daha biz aramadan o seviyede bir alarm ilan edildiğinde derhal olay yerine intikalle görevlidir ve onlar da o alarmı ikazı duyar duymaz da hazırlıklara başlayarak olay yerlerine intikal ettiler. Burada tabii intikallerde bazı gecikmeler olduğu iddiası var. O günün hava koşullarını bir hatırlamakta fayda var. Biz aslında madencilerimizi hava yoluyla bölgeye intikal ettirmek üzere havaalanlarına gönderdiğimizde varış noktasında ki bazı havaalanlarının kapalı olmasından dolayı intikallerde bazı gecikmeler oldu. Bir kısım personelimizi karadan intikal ettirmek suretiyle oralara gönderdik. Yine saatte ve o tarihte biliyorsunuz karadan intikallerde de hava yolu, hava şartları nedeniyle bazı zorluklar vardı. Kar tipi nedeniyle, buzlanma nedeniyle. Bunlardan dolayı bölgeye intikallerde ilk saatler için söylüyorum ama bunu. Ve bazı yollardaki tahribatlar, işte köprü, tünel ve viyadüklerdeki bundan dolayı intikallerde bazı gecikmeler oldu ama bunlar ilk saatlerde ve ilk günde olan gecikmeler. Bütün hepsi bunu yaşamadı. Nitekim biz yaklaşık 9800 madencimizi de olay yerine sevk ettik. Onlar da büyük bir fedakarlık örneği göstererek, adeta canlarını hiçe sayarak, o girilmez denilen enkazlara kendilerine has metot ve yöntemlerle girdiler. İşte tahkimatları var onların biliyorsunuz. Çünkü madencilerimiz zaten yaptıkları işin gereği olarak göçü engellemek ya da bir göçük olduğunda arkadaşlarını, mesai arkadaşlarını kurtarmak üzere eğitilirler.
Onlar işin bir parçası olarak bunu görüyorlar. Bu tecrübeleri de onlara tabii çok büyük avantaj sağlamış oldu. Özellikle deprem bölgesinde. Ben bir kez daha onlara teşekkür ediyorum. Biz de onlarla birlikte zaten bölgedeydik. Yaklaşık 9800 madencimiz, bunların %70-75'i kamu işletmelerimizde çalışan Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nda ve bunlara bağlı iştiraklerde çalışan personelimiz. Özel sektör maden kuruluşlarından da ciddi oranda destek aldık ve büyük bir gayret ve başarıyla da bu süreci sonuna kadar sahada kalmak suretiyle de göstermiş oldular. Ben bir kez daha kendilerine de teşekkür ediyorum. Evet, bir kez daha biz de kurtarmada rol alan herkese teşekkür ediyoruz. Milletçe başımız sağ olsun diyoruz. İçinde bulunduğumuz bu tesise dönelim biraz. Bor Karbür Tesisi çok önemli. Onunla ilgili sorularımız olacak. Ama önce bir animasyonumuz var değerli izleyenler. Bor Karbür nedir? O yolculuğu nereden nereye gidiyor? Ne ifade ediyor? Nasıl üretiliyor? Ekonomiye ne katıyor? İzleyelim, devam edeceğiz. Bor madeni, doğanın bize sunduğu en sıradışı yeraltı kaynaklarından biri. Dünya bor rezervlerinin yaklaşık %73'ü Türkiye'de. Savunma sanayi, otomotiv, uzay ve havacılık, elektronik, nükleer endüstri. Hepsi de bor elementi ve bor bileşiklerinin kullanıldığı stratejik sektörler. Türkiye yeni bir teknolojiyle tanışıyor. Bor Karbür. Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi, kendi alanında ülkemizde ilk, dünyadaysa sayılı örneklerden bir tanesi. Borik asit ve bir miktar karbon kaynağı, 2400 derecede gerçekleşen tepkimeyle bor karbüre dönüşüyor. Yüksek kimyasal tepkimeye ve yüksek sıcaklığa dayanıklı, elmas ve kübik bor nitrürden sonra dünyanın en sert üçüncü malzemesi, hem de düşük yoğunluğa sahip. Bor karbürle güçlendirilmiş bir çelik yelek. Normal bir çelik yeleğin 1/3 oranında hafif ve çok daha dayanıklı. Bu projeyle birlikte zırh üretimi için ham madde temininde dışa bağımlılık tarih olacak. Zırhlı araçlar, nükleer reaktör kontrol çubukları, roket yakıtı, helikopter pervanesi. Bor karbürün kullanıldığı stratejik ürünlerin yalnızca birkaç tanesi. Bu yatırımla Türkiye, dünya bor liderliğini perçinliyor ve yepyeni bir teknolojiye kavuşuyor. Bor Karbür'ün yolculuğu kısaca böyle ama çok fazla sorumuz var. Hepsini detaylı olarak konuşacağız. Bir kez daha altını çizelim. İçinde bulunduğumuz tesis Bor Karbür Üretim Tesisi. Türkiye için bir ilk. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açılacak. Sayın Bakanım, devam edelim Bor Karbür'ün yolculuğuyla. Animasyonda bir miktar verdik. Biz aslında bor açısından çok zengin, lider bir ülkeyiz. Ama sanki çok da fazla bilmiyoruz bunu. Önce tesisi soracağım. Ne yapılıyor bu tesiste? Ne yapılacak? İçinde bulunduğumuz tesis borik asiti grafit ve petrokokla birleştirerek bor karbür haline dönüştürüyor. Ama biraz filmi öne sarmakta fayda var. Çünkü bu bor nedir, cevher nedir? Birçok insanımız konuşuyor. Ne işe yarar, nerelerde kullanılır? Bunlar hakkında kısa bir bilgi vermekte fayda var. Şu anda sehpanın üstünde koymuş olduğumuz, aslında biz yer altından bu şekilde çıkartıyoruz. Bu bor cevheri, yani madenin kendisi. Bunu çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlere tabi tutmak suretiyle rafine ürün haline getiriyoruz. O da şu, yani aslında toz halinde borik asit. Ve biz ağırlıklı olarak da yurt dışına da bu ürünü satıyoruz. Sonrasında bu boruk asiti içinde bulunduğumuz bu tesiste içerisine bir miktar grafit malzemesi, bir miktar petrokok, aslında bir petrol atığı birleştiriyoruz ki aşağı yukarı %70-75 oranında boruk asit var. Yani ana oyuncu, ana girdi aslında bor madeni. Sanayinin tuzu diyorlar. Sanayinin tuzu, aynen öyle. Bunlar 2500 derecelik sıcaklıkta tepkimeye giriyor. Sonrasında da şu şekli alıyor. İşte dünyanın en sert malzemelerinden birisini oluşturmuş oluyoruz. Buna malzeme biliminde ingot deniyor. Fakat tabii bu haliyle bir işe yaramaz.
Bunu biz toz haline getiriyoruz. Yani şu bor karbür toz, oldukça küçük parçalı bir tozdan bahsediyoruz. Burada çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemler geçtikten sonra bor karbür oluşuyor. Sonunda da tabii bor karbür nerelerde kullanılıyor? Yani bunu ürettik. Başta savunma sanayimiz olmak üzere zırhlama işlemlerinde. Niçin? Çeliğe göre yoğunluğu 4 kat daha az. Yoğunun 4 kat daha az olması hafif olması anlamına gelir. Bunun biz çünkü güvenlik personelimiz, işte askerimiz, polisimiz taşıyor. Hafif olması lazım. Onlar kilometrelerce yürüyüş yapıyorlar. O açıdan hafiflik önemli. Ama sağlamlığından da kaybetmemesi gerekiyor. İşte bor karbür hafif olmasına rağmen en az çelik kadar sağlam bir ürün haline geliyor. İşte bu ilk ürünlerden birisi de bu şu anda. Bu bahsettiğimiz bu bor karbür tozunu çeşitli işlemlerden geçirmek suretiyle şekil veriliyor ve bu artık bir yeleğin içerisine, tekstilin içerisine işlenmek suretiyle önlü arkalı bu hale getiriyoruz. O zincirin son halkası oluyor bor karbür. Bu zincirin bor karbürdeki halkalarından birisi ama bor karbür sadece bunda kullanılmıyor tabii ki. Başka ürünler de var. Örnek veriyorum. Şu elimde tutmuş olduğum roket nozulu. Çünkü çok yüksek hararetlere, sıcaklıklara dayanabilmesi ve hafif olmasından dolayı roketlerde ateşleme ve yanıcı odalarda bunları kullanıyorlar. Fiyatları da tabii ki çok değişiyor. Bu örneğin zırhta kullanılanın fiyatıyla burada kullanılanın fiyatı, yani nihai ürüne dönüştüğünde çok farklı. Roket nozulunun şu anda elimde 240 gramlık bir nozul var. Bunun bir tanesi 1000 dolar. Tonu 4.1 milyon dolara gelmiş oluyor. Yine bir başka malzeme, bu da yine bor karbürden yapılıyor ki %100 bor karbür içinde var. Kumlama nozulu, bu da özellikle metal yüzeyleri taşlamada kullanılan bir malzeme. 47 gram, adete 125 dolar, tonu 2.7 milyon dolara geliyor. Aynı şekilde şurada bir başka malzeme daha var. Bu da özellikle helikopterlerde pilotları ateşli silahlara, mermiye karşı korumak için yapılan bir malzeme. Bu da 250 gram, 1400 gram bir adedi. Bir adedi 250 dolar, 180 bin dolara geliyor. Bu şunu gösteriyor. Aslında cevherden ara mamule ve uç mamule kadar katma değeri artan bir üründen bahsediyoruz. Şu cevherin tonu bu haliyle satacak olsanız, şurada da gösterebilirim. Tonu 120 ila 150 dolar piyasada. Şu anda satıyoruz bunu. Bunu biz uzunca bir süredir satışını artık yapmıyoruz. Bunu işliyoruz, şu hale getiriyoruz, borik asit ağırlıklı bunu satıyoruz. Burada ise tonu 1000-1200 dolara çıkmış oluyor. Neredeyse 8-10 kat artırmış olduk. Yani teknoloji transferiyle birlikte. Bor karbür ise bunun tonu 35 bin ila 45 bin dolar arasında değişiyor. Yani cevherden son ürüne neredeyse 300-400 kat arasında bir artış var. Boru yüksek teknolojide kullanmak noktasına evet, geliyoruz. Evet. Aynen öyle. Biz o açıdan bu yolculuğumuza cevherden mücevhere giden yolum olarak tanımladık. Artık ham madde, cevher olarak satış yapmıyoruz. İşlenmiş, katma değerli ürünlere doğru bir yolculuğumuz söz konusu. Bunu örneğin şöyle bir piramitte dikkate aldığımızda da, şurada işte şu cevherin granül haline getirilmiş bor cevheri var. Biraz işledik, değerini artırdık. Borik asite dönüştürmüş olduk. İşte şu üçüncü kattayız şu anda, bor karbür. Bunun bir ileri seviyesi nanobor. Bu da daha çok nükleer teknolojide kullanılan ürünlerdeki ham madde ihtiyacı olarak planlanıyor. Buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkün. Mesela yine bu bor karbürü delicilerde kullanabiliyoruz. Çünkü elmas kadar sert bir malzeme. Şu tabloda da belki bunu rahatlıkla gösterebiliriz. Kesici uçlarda bunları kullanabiliyoruz. Yine şimdi otomobillerde fren balatalarında da, onlar da biliyorsunuz aşınan yüzeyler, aşınması daha az olduğu için ve yüksek sıcaklığa dayanabildiği için
artık fren balataları bor karbürden yapılabiliyor. Biraz önce söyledim, kumlama nozulu, refrakter tuğlası, yüksek sıcaklığa dayandığı için özellikle yüksek hararette işlem yapılan fırınların içerisinde kullandığımız bir malzeme. Buna benzer başka sektörlerde de yine bor karbürü rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bu ikinci tabloda belki daha net kendisini göstermiş olacak. Şuradan arkadaşlar söylerse. Ne kadar geniş bir alanda. Geniş bir, bakın işte savunma sanayi, aşındırıcı, otomotiv, uzay havacılık, nükleer endüstri ve elektronikte de bir bileşen olarak kullanıyor. Şurada sayılı 6 sektörün dünyada küresel pazar büyüklüğü 60 milyar dolar. Şimdi bizim ilk tesisimiz ama dünyada da çok nadir bor karbür. Yani bütün ülkelerin de yapabildiği bir şey değil. Zaten biz cevher olarak çok avantajlı durumdayız ama doğru. Ne getirecek o? Hep bir savunma sanayide yerliliği konuşuyoruz. Yerli üretim, yerli milli üretim deyince savunma sanayi adeta yüz akımız. Şimdi bunu enerjide de öyle bir politikamız var öte yandan. İkisinin bir anlamda kesiştiği nokta. Dünyada doğru. Da nadir. Ekonomik fayda olarak daha böyle geniş bakarsak ne çıkarıyor ortaya? Şimdi bizim yerleştirme stratejimizin bir parçası, özellikle de burada tabii yeraltı kaynaklarına sahip olduğumuz ürünlerde uç ürünleri üretmek gibi bir hedefimiz var yerleştirme kapsamında. Bor da biliyorsunuz dünyanın en büyük rezervi Türkiye'de. Dünya rezervlerinin %73'ü Türkiye'de. Dünya pazarının da %62'si bizde. Yani aslında dünyada en çok boru satan ülke biziz. Sadece miktar açısından liderliğimiz yok. En kaliteli bor madeni de bizde. Şimdi diyoruz ki yatırımcılara, dünyanın en büyük rezervi bizde. Ürün sıkıntınız yok. En kaliteli bor cevheri bizde. Kalite sıkıntınız yok. Dolayısıyla bora dayalı, borun kullanıldığı ara ve uç ürünler için gelin burada yatırım yapın. Etimaden bu alanda savunma sanayi iştiraklerinden SST'yle bir işbirliği yaparak TR Bor markası adı altında bu bor karbür üretimini yaptı. Şimdi bir yandan tabii ferroborla ilgili çalışmalarımız var. Yani bora dayalı bir sanayileşme hedefimiz var. Bir kümeleşme sağlayacağız. Belki bor ihtisas bölgesi ilan edeceğiz ve bordan mamul ürünleri daha fazla Türkiye'de duyuyor ve daha fazla ihraç ediyor olacağız. Bor atıklarıyla lityum meselesi var. Onu biraz konuşalım. Şimdi lityum, ona bağlı olarak pil deyince biraz daha farklı bir sektöre, biraz da çağın getirdiğine bakarsak, şimdi tam bugünlerde biz TOG'u da konuşuyoruz. Yerli otomobilimiz, hep ona akıllı cihaz diyoruz. Elektrikli araçları dünyadaki geldiği noktayı düşündüğümüzde, o teknoloji çağını düşündüğümüzde lityum çok başka. Burada da o üretimi yapabilmek için bor atıklarından lityum projesi var. Şimdi bu tesiste son durum ne? Evet, onu da geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz pilot üretim tesisini devreye almıştık. Yıllık 10 tondu. Ama şimdi bu sene inşallah temelini atıyoruz. Yıllık 700 tonluk bir büyük endüstriyel ölçekte bir lityum tesisimizin de temelini atacağız. İnşallah onu da en kısa sürede hizmete alacağız. Özellikle mobilizasyonla birlikte, yani e-mobiliteyle birlikte insanoğlu başta taşıdığı cihazlar, yani cep telefonlarımız, tabletlerimiz, bilgisayarlarımız, bir de buna en son elektrikli otomobiller eklenince enerjinin depolanabildiği alanlara ihtiyacı artmış oldu. Evet, enerjiyi insanoğlu 100 yıldır depoluyor ama küçük hacimlerde büyük miktarları depolamak bir sizi rekabette bir adım öne geçirecek. Lityum da bugün bilinen, bu anlamda bilinen en popüler malzemelerden birisi. Bizim de yıllardır bor sahasında, yani bu bor cevherinin çıktığı yerlerde içerisinde aslında lityum vardı fakat bunu ayrıştırma, geri kazanma yeteneği gelişmemişti. Yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları neticesinde bizim yıllardır atık olarak depoladığımız lityumu artık ikincil bir ürün olarak elde etme yeteneğini geliştirmiş olduk. Bununla başta tabii kendi ülkemizin ihtiyacı için kullanmış olacağız. Belki ileride yüksek miktarlarda bir üretime ulaşırsak ihraç imkanlarımız da gelişmiş olacak. Burada da şu anda elimde tutmuş olduğum bu şişenin içerisinde lityum karbonat var. Yani bizim lityum pillerinde kullanılan ham maddemiz.
Aspilistan'la Etimaden arasında bir anlaşma yapıldı. Biliyorsunuz Aspilistan'da milli pil şirketimiz. Şimdi bir başka yerleşme adımı oluyor evet, bu aslında. Artık şimdi bu pili şu anda elimde tuttuğum lityum pili Aspilistan bizden almış olduğu lityum ham maddesiyle üretmiş oldu. Hatta bugün arkadaşlar gelen misafirlerimize hediye etmek üzere de bir power bank geliştirdiler ve şu anda bu power bank içerisindeki lityum pilleri ve ham maddesi de Etimaden'in üretmiş olduğu tesisten elde edilen piller. Bu alanda tabii özellikle elektrikli otomobilde sayısı arttıkça lityuma olan ihtiyaç artacak ve lityum dünyada çok fazla yaygın olarak bulunan bir ham madde değil. O açıdan nadir bulunan elementlerden birisi. Talep arttıkça da fiyatı da artıyor. Ama insanoğlunun ihtiyaçları da artıyor. Bu anlamda bizim zamanda vermiş olduğumuz bu stratejik kararla da öncelikle tabii kendi ihtiyaçlarımız için olan lityumu üretmiş olacağız. Burada da hakikaten biraz önce sizin sorunuzda söylediğiniz gibi yatırım, istihdam, üretim ve ihracata içeren yeni ekonomi modelimizin en güzel numunelerinden birisini yine Etimaden eliyle gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi bu tesisi konuşuyoruz. Bor Karbür tesisi yarın açılacağını söyledik. Hem biraz buna dair teknik bilgileri sizden rica edeceğim. Tesisi biraz konuşalım. Ama öte yandan yeni hedefler de var. Mesela Kütahya var. Burayı açıyoruz ve Bor Karbür'deki hedefimize ulaştık değil. Ne olacak? Evet, bu yolculuğumuz devam edecek. Geliştirerek devam edecek. Şu anda bu tesis yıllık 1000 ton üretim kapasitesine sahip. Biz Kütahya Emet'te bu tesisin 5 kat daha büyüğünü planlıyoruz. Yani yıllık 5000 tonluk üretim kapasitesine sahip bir bor karbür tesisinde inşallah arkadaşlar planlamalarını yapıyorlar. ÇED başvurularını yaptılar. O tesisde yaptıktan sonra tabii pazar payımız daha da artmış olacak. Burada tabii ilk üniteyle, ilk tesisle birlikte know-how birikimi, teknoloji birikimini de kendi çalışanlarımız temin etmiş olacak. Çünkü dünyada bor karbürü olan talep giderek artıyor. Ne hedefimiz yani, orada? Bir ihracat hedefimiz. Şu anda resmi kayıtlara göre yıllık dünyanın tüketimi 25 bin ton civarında. Biz ilk etapta 1000 tonla giriyoruz. Ama Kütahya'da Emet'te açacağımız tesiste bir 5 bin ton daha ekleyeceğiz. Böylece bir pazar payımız %20'lerin üzerine çıkmış olacak dünya genelinde. Ama onunla da yetinmeyeceğiz. Biraz önce dediğim gibi artık da uç ürünleri yapmak isteyen gerek milli sermayemiz gerekse uluslararası sermayeye sahip şirketleri de Türkiye'ye davet edeceğiz. Var mı ilgi, var mı görüşme? Var. Görüştüğümüz firmalar var. Onlar da hep bu testin bitmesini bekliyorlardı meraklı. Ondan sonra da onlar da gelip Türkiye'de bu alanda yatırım yapacaklar. Bize niyetlerini ifade ettiler. Ülke söyler miyiz? Nerede? Ülke söylemeyelim şimdi ama hakikaten yoğun ilgi var. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi en bol yer Türkiye'de biliyorsunuz. En kaliteli bor burada. Şimdi en kaliteli bordan en kaliteli bor karbürü de biz ürettince niçin buraya gelmesinler? Türkiye sanayide bu yolculuğa yeni çıkmış değil. Aslında baktığınızda yan sanayimiz, ana iş kollarımız, ana sanayimiz açısından oldukça dünyada söz getiren bazı alanlarda yatırımlarımız ve tesislerimiz var. Rekabetçi tesislerimiz var. Örneğin işte otomobil sanayinde. Evet. Birçok otomobil markası Türkiye'de üretiyor. Onunla birlikte yan sanayi gelişti. Şimdi Bor'la birlikte niye onu tamamlayan yan sanayi burada gelişmesin diyoruz. Bütün bunlarda şüphesiz amacımız enerjide bağımsızlık. Yerli ve milli enerji başlığı altında çıktığımız yolda çok adım attık ama önümüzde daha çok atılacak adım da var. Bunların içinde belki hepimizin en heyecanla beklediği şeylerden biri yerli gaz, Karadeniz. Karadeniz gazına gözümüzü kulağımızı çevirdik. Ekonomik faydasının yanı sıra yıllardır neden bizim çevremizde bu kadar kaynak varken biz bulamıyoruz derdik hep. Bu nedenle çok gurur verici. Son süreçte bir miktar erteleme olabileceğini söylemiştiniz. Evlere Karadeniz gazı ne zaman gelecek? Bir takım başka ek düzenlemeler şu an gerekiyor mu? O cephede ne oluyor? Son durum ne? Aslında biz plana, programa uygun olarak ilerliyorduk ama deprem dolayısıyla bir miktar bir gecikme yaşıyoruz.
Fakat çok fazla olmayacak. Yani inşallah onu da Nisan sonu gibi açmayı hedefliyoruz. Niçin gecikme yaşandı? Çünkü özellikle kara işleme tesisinde çalışan personelimizin, işçimizin bir kısmı da deprem bölgesinde yaşayan insanlarımız. Yani 1200-1300 civarında o bölgede yaşayıp da bizde çalışan işçilerimiz vardı. Çok doğal olarak tabii deprem olunca, özellikle Elbistan ikinci depremiyle birlikte o personelimize izin verdik, gittiler. Onunla birlikte biz orada çalıştırdığımız ağır iş makinalarımızı, vinçlerimizi de yine arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere de gönderdik. Bundan dolayı tabii bir takım gecikmeler yaşandı. Şimdi o personelimiz yavaş yavaş artık işin başına dönmeye başladı. Hatta onların bir kısmının ailelerini de biz Bartın'a getirdik. Onlara da geçici barınma imkanı sağladık. İnşallah yine verdiğimiz söze uyacak şekilde Nisan ayı içerisinde sonunda bu gazı karada yakacağız. Ben yine geçtiğimiz hafta da bölgeye gittim. Arkadaşlar hummalı bir şekilde de çalışıyorlar. Tabii binlerce iş var. Sadece bu tesisin montajını bitirmek yetmiyor. Arkasından da işletmeye alma hazırlıkları başlıyor. Testler, devreye alma çalışmaları var, kontroller var. Bunların da tabii sağlıklı bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Ama inşallah milletimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz ve yerli gazımızı vatandaşımızla buluşturacağız. Son soru aslında biraz yerli gazdan geleceğim. Biz bir gaz merkezi üssü olmak istiyoruz. Hep diyoruz ki geçiş olmayalım. Bunun fiyatın belirlendiği bir yer olalım. Bunun için de biz uluslararası katılımda tüm taraflarla, paydaşlarla bir zirvede planlıyorduk. Malum çok bir deprem felaketi yaşadık. O nedenle de orada bir erteleme oldu. Hem bir takım yasal düzenleme hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Hem o süreci de biraz galiba ertelemiş olduk. Ne olacak o süreç, ne durumda? Evet, aslında uluslararası gaz zirvesiyle ilgili tüm hazırlıklarımızı yapmış, ilan etmiş, davetiyelerimizi çıkartmıştık. 14 Şubat'ta planlamıştık ama tabii bu kimsenin beklemediği büyük bir felaket ve depremden dolayı da bu programı ertelemek zorunda kaldık. Fakat bizim gaz merkezi olma ile ilgili çalışmalarımız sadece bu zirveyle sınırlı değil. Bu zirvede de tüm boyutlarıyla bunu paydaşlarımızla müzakere etme imkanına kavuşacaktık. Ancak biz düzenlemelerimizi paydaşlarımızla, istişarelerimize bir yandan devam ediyoruz. Böyle bir merkez için tabii bazı yasalarda değişiklikler yapılması ihtiyacı da söz konusuydu. Şu anda komisyondan geçtiğimiz hafta geçen çalışma inşallah genel kurulda da yasalaşırsa ilk etapta acil ihtiyaç duyduğumuz değişiklikler kanunda yapılmış olacak. Sonrasında belki seçimlerden sonra daha detaylı bir çalışma yapmak suretiyle yine bazı mevzuatta değişikliklere de gidebiliriz. Fakat ilk etapta yapılan bu değişiklikler de bizim ilk hareketi yapmamız için yeterli. Bu hedefimizden vazgeçmiş değiliz. Daha önce de sık sık tekrar ettik. Yani Türkiye artık sadece bir transit ülke olarak gözükmesin. Burada doğalgazın alınıp satıldığı, fiyatının belirlendiği bir pazar olsun, bir ticaret merkezi olsun hedefimizi inşallah bir yıl içerisinde belki de sizler de göreceksiniz. Hayata geçirmiş olacağız. Artık kendi gazımız da var. Bu arada tabii onu da ifade çok etmemiz büyük bir gerekiyor. Avantaj. Türkiye olarak biz yıllık 55-60 milyar metreküp civarında doğalgaz tüketimine sahibiz. Ama sisteme 100 milyar metreküp gazı getirme imkan ve kabiliyetimiz var. Eğer iyi planlayabilirsek zamanını burada 30-40 milyar metreküpe kadar gazı ihraç etme imkanına da kavuşmuş olacağız. Komşu ülkelerle gerek tedarikçi, kaynak ülkelerle gerekse batımızda yer alan bu gazı talep eden ülkelerle de bugüne kadar çok iyi bir ilişki ortaya koyduk. Diplomasi ortaya koyduk. Onlar da bu çalışmanın bir an önce sonuçlanmasını bekliyor. İnşallah en kısa sürede bunu hayata geçireceğiz.
Umuyoruz diyelim. Yarın dev bir tesisin açılışına birlikte tanıklık edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Yarın inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle çok müstesna, istisna bir tesisin açılışını hep birlikte yapacağız. Türkiye yüzyılının vizyonuna uygun tesisleri, projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Daha önce olduğu gibi bugün de, yarın da milletimizin hayrına olacak her türlü hizmette ve tesiste, projede yine hep birlikte yol alacağız, birlikte başaracağız. Ben de tekrar tesisimize hoş geldiniz diyor ve tesisimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederiz efendim ve değerli izleyiciler. Bandırma'da Bor Karbük tesisindeyiz. Yarın açılışı gerçekleşecek. Dünya bor rezervinin %73'üne sahip olan Türkiye bu ilk dev üretim tesisiyle de bu rezervini, bu gücünü taçlandırmış olacak. Bir kez daha altını çizelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'de ilk olan, dünyada da nadir bulunan bir tesis hayata geçirmiş olacağız. Detaylarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez'le konuştuk efendim. Noktalıyoruz. İyi akşamlar.